James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk görüntüleri geldi. Animasyonu Blender 3.0 ile hazırladım. İyi seyirler dilerim. Görüntülerde ilk derin alan görüntüsü 07123 galaksi kümesi. Gezegenimsi nebula olan güney halkası. Karına takım yıldızında bulunan karına nebulasının kuzeybatı köşesinde yer alan NGC 3324'tür. Son olarak Stefan'ın beşlisi. Şu ana kadar çekilmiş evrenin en net ve en derin alan görüntüsüdür. Elinize bir kum tanesi alıp kolunuzu gökyüzüne tutsanız, tuttuğunuz bölgede bu kadar yıldız ve galaksi vardır. Yani o minnacık bölgede bu kadar kozmik nesne vardır. Bu görüntüdeki tüm galaksilerin yaşı aynı değildir. Çok sönük olanlar büyük patlamadan sonra oluşan ilk galaksilerdir. Galaksi kümesinin ışığı 4,6 milyar yıl öncesinden gelmektedir. Kütle çekimsel mercekleme, muazzam bir kütle uzay-zaman dokusunu büktüğünde, arkasındaki uzak nesnelerden gelen ışığı bozar ve doğal bir büyüteç görevi görür. Kütle çekimsel mercekleme sayesinde galaksi kümesinin arkasındaki galaksiler görülebildi. Görüntüdeki uzak galaksilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için spektrumları incelendi uzayda ilk kez aynı anda 48 farklı galaksiye ayrı ayrı incelendi. Gösterilen en uzak galaksiden gelen ışık, 13,1 milyar yıl sonra bize ulaşıyor ve büyük patlamadan sonra oluşan ilk galaksilerden sadece biri. James Webb Uzay Teleskobu bir zaman makinesi gibi evrenin ilk başlarında oluşan galaksileri görüntüleyebildi diyebiliriz. Gezegenimsi nebula olan Güney Halkası'nın şu ana kadar çekilen en net görüntüsü. James Webb Uzay Teleskobu'nun kızılötesi aleti tozun arkasını görebiliyor. Yani aynı görüntüde Nebula'nın arkasındaki galaksiler görülmezken, James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen görüntüde Nebula'nın arkasındaki uzak galaksiler görülebiliyor. Güney Halkası Nebulası'nın merkezinde iki yıldız bulunur. Çekirdeğindeki hidrojenin bitmesiyle yaşamının sonunda olan yıldızın dış katmanlarını atmasıyla oluşan bir beyaz cüce ve henüz dış katmanlarını atmamış bir yıldız vardır. Yakın kızılötesi kamera görüntüsünde beyaz cüce, parlak merkezi yıldızın sol alt tarafında gizlenmiş olarak görünür. Beyaz cüce, orta kızılötesi görüntüsünde daha büyük ve daha kırmızı görünür. Bunun sebebi, kalın toz çevresinin katmanlarıyla kaplı olmasıdır. Yakın kızılötesi görüntüsündeki mavi renkli bölgeki gaz, merkezde bulunan beyaz cüce tarafından ısıtılmaktadır. Karina takım yıldızında bulunan Karina Nebulası'nın kuzeybatısında, 7600 ışık yılı uzaklıkta kozmik kayalıklar olarak adlandırılan NGC 3324 ün görüntüsüdür. NGC 3324 genç yıldız oluşum bölgesidir. James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen görüntüde tozun içinde gizlenmiş bebek yıldızlar görülebilmektedir.